dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi almış olan çocukların akademik yaşamlarında sıklıkla bir takım problemler olur. Akademik yaşamda belli kritik dönüm noktaları vardır. Ya da daha ciddi, daha kritik dönemler vardır diyebiliriz. Örneğin anaokulunu bitirmiş ve burada çok büyük sıkıntılar yaşamamış bir çocuk, ilkokul 1. sınıfa başladığında yerinde oturamadığı, derse odaklanamadığı, öğretmenin yönergelerini alamadığı için uyum problemleri yaşayabilir. Hatta bazen öğretmenler bu çocuğun 1. sınıfa uygun olmadığını düşünüyoruz. Ana sınıfına tekrar devam etmesi uygundur diyebilirler. Bu nedenle böyle kritik noktalarda ailenin doktorla işbirliği içerisinde olabilmesi, tedaviyi iyi yönetebilmesi açısından çok önemlidir. Bazen 8. sınıf gibi sınav stresinin çok yoğun olduğu dönemlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedeniyle zaten akademik zorluk yaşayan bir çocukta stres nedeniyle depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi ek psikiyatrik bozukluklar gelişebilir. Böyle durumlarda çocuğun aldığı dikkat eksikliği hiperaktivite tedavisi onun akademik başarıyı iyi sürdürebilmesi için yeterli olmayabilir. Yine kritik bir dönem olan bu dönemde ailenin mutlaka çocuk ve doktorla işbirliği kurması ve bu dönem tedavi konusunda daha sıkı bir yönetimi birlikte götürmeleri son derece önemli.